Hipodromundayız. Güney Afrika'da Vaal Hipodromunda bugün 7 koşulu bir program var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. Saat 13'te başlayan, orada da birinci koşu arkadaşlar. Bizde de birinci koşu aynı şekilde başlıyor. Evet. Burada bol bol bankolarımız, alternatif bankolarımız var bugün. Yalnız Yedili Plase tabii çok ilginç. Yedili Plase'de burada hemen girelim devreye. Birinci koşu 13'te Maiden Dişi 3 yukarı İngilizler 1000 metre. Evet, şimdi burada 1 ve 2'nin ağır bir baskısı var. Yani küçük kuponlarda 1 ve 2 Heart and Mind, Mabaya 2 numara Smelting, Niambo. Bu ikisinin mücadelesini izleyeceğiz. Yalnız bu ikisinin arkadaşlar ilk 2'den çıkma ihtimali de var. Bunu da söyleyeyim size. O zaman da burada 9 numara devreye girer. Ve bunun haricinde AGF oranlarına göre ekleyeceğiniz at varsa o zaman eklemeniz gerekiyor. 9 burada stepnemiz olsun. Bu safkan, bu ilk 2 at, yani 1 ve 2 numaralı atlar arkadaşlar normalde yeterli ama girmeme ihtimali de var. Onu da söyleyeyim size. Evet, meydandan çıkması için bu 1 ve 2 bekleniyor zaten. İkinci koşuyla beraber Maiden bir mücadele tekrar. Altılık ayağım başlıyor. 3 yukarı İngilizler. Yine kısa metrajlı 1000 metrelik bir koşu izleyeceğiz. Şimdi burada 1 numaralı Tri Amici Muzi Yeni ile alternatif banko. Bunun 40 ve üstü çıkarsa arkadaşlar, bugün tekrar 30 falan değil, 40 ve üstü çıkarsa burada bu banko olarak düşünülebilir. Tabii ki 12 numaralı Mother of Pearl Kevin DeMello ile burada sıkı rakibi. 11 numaralı Saturn Style Ryan Munger ile 7 numaralı Full Go JP Van Der Merwe. Biz 8 numarayı baz aldık, Calvin Habib'in bindiği. Tabi yukarıda 3 numara ve aşağıda 10 numaralar var. Ama biz burada 8'i baz aldık. 3, 8 ve 10 eküller yani. Ben indi araya. Evet. Yani çok da böyle. Hepsi Güney Afrika. Origin ve 4 numaralı Last Survivor Simon'la burada devreye girebilir. Burası bir alternatif banko, 12, 11, 7, 3, 8, 10 eküller ve 4 diyoruz buraya. Üçüncü koşu. Maiden Dişi 3 yukarı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. Evet, burada 8 numaralı Save the Queen JP Van Der Merwe ile ilk atımız. 9 numaralı Tristan Strand Ransbrook ile 10 numaralı Tri Fairy Simons. 10 Beat Around. Evet, bu İngiliz orijin Twice Over'dan gelme. İlk kez koşacak. Mutlaka yazalım bunu. Bir de Muzi Yeni bindirmişler üzerine arkadaşlar. Evet, 11, daha doğrusu 8, 9, 10, 11 dedik buraya. Şu olduğu gibi burada. Evet, 3. koşudan 4. koşuya geçelim. 3. ayağa geçelim yani. 4. koşu. Maiden 3 yukarı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, bu Simons'la alternatif banko. Buna rakip olarak 6 numara Folkbank Ryan Munger, 7 numara Magic Prince Muzi Yeni, 3 numara Cash Sleep Kevin DeMello ve 2 numaralı To The King JP Van Der Merwe. 1 numarayı da dileyenler tabi ilave edebilirler. Biz burada 5 numara alternatif banko görüyoruz. Her ne hikmetse yurt dışında bu Archimedes hiç Güney Afrika ile alakası olmayan bir burada orijin var. Amerika, baba Flower Alley, anne Bellotto Avustralya ve bunlar da yine Bellotto'nun orijininden gelme arkadaşlar. Çok ilginç, böyle kuvvetli bir orijinle girmiş oluyor. Zaten ikinci olmuş, o yüzden alternatif banko olmuş bu. 6, 7, 3, 2, 1 de arkasından eğer sürpriz düşünenler için ya da at yazmak isteyenler için diyoruz. 5. koşu 15-15'te handikap 3 yukarı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Meridius
Evet, Ryan Mungar'la günün bankosu hakkında sürdürerek Vancouver'da. Zaten İrlanda origin sayılır. Comfort Clips. 4 numara bu grubun üstünde arkadaşlar ve bankomuz. Nasıl üstünde o şöyle söyleyeyim size, şu en son derecesiz işinde bile handikap puanı 90'ın altına inmemiş. Normalde bu 100'ün üstü. Bunu söyleyeyim. Ama bu işinde, bu sıfırıncılıkta, yani derecesiz işte göstermişler bunu. Maalesef 90'a kadar düşmüş. Evet, 6. koşu handikap 3 kere İngilizler 1000 metre arkadaşlar, hala 1000 metre. Bugün böyle 1000 metrelerin günü, biner burada yarışlar. 3 numaralı Trust the Fire, Muzi'nin ile Alternative Banco. Burada 2 tane rakibi var, 2 numaralı Finda Mzala. Finda Mzala, Ryan Munger ve 7 numaralı Bridge of Spice, Wes Marwick ve Soli'nin bindiği Freedom Dancer. Özgürlük dansçısı. Atın ismi. Evet. Bridge of Spice arkadaşlar burada 7 ve 9'da bizim ekürlerde yazmamız gereken safkanlar konumunda. Evet, böylece 3 alternatif banko 2, 7 ve 9 burada ekürler ciddi rakipleri. Şurada 5'e de bakmamız gerekiyor burada. Yani 5 ve 4'e de bakmamız, at yazacaksanız eğer. 4, 5 bu safkanlara da bir soru işareti koymamız gerekiyor AGP oranlarına. 7. ve son koşudayız. Handikap dişi 4 yukarı İngilizler. 1000 metre yine hala. Hepsi 1000 metre bugün anladığım kadarıyla. Burada yine 3 numaralı Mythical Dream Alternative Banco Kevin de Melo ile normal şartlar altında 4 koşunun 3'ünü kazanmış bir safkandan bahsediyoruz şu anda. Aşağıda da güzel istatistikler olan safkanlar var, hani yok değil. Ama bunun bir de aynı zamanda yine böyle gayet güzel bir tane de İrlanda origin Canford Cliff'ten gelme Rose Velvet 7 numara. Ekürüsü var yani 3 ve 7 burada ekürler. Alternative Banco siyah ekürler yani. 1 numaralı Rosara Ryan Munger'le burada tabii ki bir atraksiyonda bulunabilir. Hazır durumda gözüküyor. Ekürlerden 5 numara ve 4 numara arkadaşlar. Ki biz 5'i daha ön planda görüyoruz burada. Kumalo'yla Ransburg biniyor. Blue Waters, Rose for Trippy. Kırmızı ekürler. Burası için gayet yeterli gözüküyor. Yani zaten alternatif bankoları banko haline de getirebilirsiniz. 3, 7 siyah ekürler alternatif banko. 1 numara Rosar ve 5 ve 4 kırmızı ekürler diyoruz burada. Bizim için yeterli olarak duruyor. Evet arkadaşlar, böylece baktığımız zaman VAR ile ilgili görüşlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün İzmir programımız var. Onun için premium üyelik gerekiyor. Dün İstanbul'da muhtemelen yarısından fazlası premium üyelerimizin tutmuş olması gerek. Yani orada ilk atışı da verdik. En sondaki 20 ganyanı verdik. Şanlıurfa'da zaten açık. Onu izliyorsunuz. Bugün aynı zamanda Galsim ve Southwell var. Southwell videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.